İyi akşamlar kıymetli izleyiciler. Yeni bir haftanın yorumu programıyla sizlerle birlikteyiz. Bu hafta da avukat Safa Mürsel ile birlikte haftanın öne çıkan gündem başlıklarını siz kıymetli TV111 izleyicileri için yorumlamaya gayret göstereceğiz. 24 Kasım'dan itibaren özellikle Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde düşürülen Rus uçağı var. Malumunuz 24 Kasım tarihinde sabah saat 9:24'te Türk hava sahasını ihlal eden bir Rus jeti iki F-16'mız tarafından müdahale ile düşürülmüştü. Sonrasında Türkiye ile Rusya arasında gitgide tırmanan bir gerginliğin olduğu görüldü. Bu gerginlik halen devam ediyor. İşte bu gerginliğin geldiği noktayı konuşacağız. Tabii Türkiye özellikle Rusya'yla yaşamış olduğu sorunda, problemde ortamı her ne kadar yumuşatmaya çalışsa da Rus tarafının özellikle ortamı daha da gerginliğe tırmandırmak noktasında adımlar attığını ve bu şekilde sözler, cümleler sarf ettiğini de hepimiz görüyoruz, izliyoruz. En son AGİT zirvesinde Belgrad'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Yaklaşık 40 dakika süren bir görüşme oluştu. Bu görüşmede Mevlüt Çavuşoğlu iki Dışişleri Bakanına yakışır bir görüşme oldu şeklinde bir açıklama yaptı. Lavrov ise Türk Dışişleri Bakanı'ndan yeni bir şey duymadık dedi. Öte yandan Putin'in akla sığmayacak derecede, akıl almaz derecede iftiraları, özellikle Türk hükümetinin DAEŞ petrolünü satın alması noktasındaki iftiraları devam ediyor. Sadece Türkiye'den domates almamakla bedel ödetmeyeceğiz, farklı sonuçları olacak diyor. Öte yandan tabii İngiltere parlamentosundan da tezkere çıktı. İngiltere'de Akdeniz'e geldi. Hemen peşi sıra Almanya parlamentosundan da tezkere çıktı. Almanya'da Akdeniz'e geliyor. Ortalık tabiri caizse iyice karışmış durumda. Peki neler oluyor? İşte bununla başlayacağız sohbetimizi. Sonrasında Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi de malumunuz uğramış olduğu bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırı öncesinde iki polisimiz de şehit edildi. Terör örgütü PKK tarafından Tahir Elçi dosyasını da açacağız. Ama öncesinde Rusya ile başlayalım, Suriye ile başlayalım. Evet, Türkiye-Rusya gerginliğinde bir haftada pek çok şey yaşadık. Putin'in söylemleri gitgide sertleşmeye devam ediyor. Öte yandan tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aynı sertlikte Putin'e cevap vermelerine şahit oluyoruz. Bu gerginlik nereye doğru gidiyor? Nasıl olacak? Nasıl çözülecek? Evet. Biliyorsunuz Eylül başından bu yana Rusya Suriye'ye askeri gücüyle geldi ve DAEŞ'e karşı operasyon bahanesiyle Suriye'deki koalisyona katılmış oldu. Biz gerçi Türkiye-Rusya arasındaki ilişki sebebiyle biraz oraya fazla odaklanıyoruz ve haklı olarak da odaklanıyoruz ve Türkiye Rusya ile şu anda bir gerilim yaşıyor. Fakat bunu Suriye merkezli Orta Doğu'daki yapılanmanın içinde biraz genişten bakarsak tali bir mesele gibi kalabilir. Ama bir yönüyle de nelere gebe olduğunu şu anda kestiremeyeceğimiz bir olayla karşı karşıyayız. Çünkü bütün Batı ve NATO güçleri hemen hemen şu anda Almanya'sı ve İngiltere'si başta dahil olmak üzere askeri sürece öneme katılmış durumdalar. Daha birkaç ay önce bölgede yaşanan kaotik durumu, ülkelerin müdahale etme noktasındaki arayışlarını burada söz konusu ettiğimiz zaman bu bölgede yeni bir
sıcak çatışma ortamının oluşmakta olduğunu ifade etmiştik. Bunun ne kadar sürebileceğini kestiremeyeceğimizi, henüz ısınma turlarının yapıldığını ifade etmiştik. Ve ben hala o ısınma turlarının devam ettiğine inanıyorum. Ve dilerim ki hakikaten çok daha ileri gitmeden bu yapılanmanın nasıl bir statüye bağlanacağı konusunda uluslararası bir mutabakat oluşsun. Bu oluşmadığı sürece stabil bir Orta Doğu bulmak ve görmek mümkün değil. Herkesin bir hesabı var, beklentisi var. Suriye'deki rejimin değişmesi konusundaki beklentiler ve öngörüler, herkesin bir parça daha fazla pastadan pay alma pazarlığına dönüştürme gibi gerekçelerle uzuyor ve uzayacağı da benziyor. Evet. Onun için olan da hakikaten öncelikle Suriye halkına, Irak halkına, bir bölge ülkesi olarak buradan çok yakın, sıcak temas halinde olmamız sebebiyle Türkiye'ye etkiliyor. Ekonomik yönüyle, sosyal yönüyle, güvenlik yönüyle etkiliyor ve tehdit ediyor. O bakımdan Türkiye'de haliyle bu konunun öyle çok bana ne diyebileceği bir konumda değil. Sınır olmak hasebiyle de bölgede yaşanan her gelişmeden etkileniyor. Bu arada işte talihsiz bir Rus uçağı düşürme hadisesi oldu ve bunun yapılan değerlendirmelere göre bilerek de yapıldığı, yani Rusya'nın böyle bir olay yaşanmasını arzu ederek yaptığı anlaşılıyor, söylenti halinde devam ediyor. Ve Rusya biraz daha işgüzarca Suriye'ye gelerek askeri harekata katılmak noktasında bir beklentiyle geldiği ifade edilmeye başlandı ki gerçekten belki rasyonel de bir yaklaşım. Batı tarafından maruz kaldığı ambargoyu biraz ileri vadede Batı'yla, NATO güçleriyle birlikte hareket ediyormuş görüntüsü vermek için hafifletme beklentisi olduğu ifade ediliyor. Ve bunu yapayım derken biraz da işte belki onun da isteği dışında bir uçak olayı yaşandı ve uluslararası ilişkilerde telaffuz edilmemesi gereken sözler Rusya'nın, Putin'in yalancılığına ilişkin ve Rus yetkililerin bu uçağın Türk hava sahasında düşürüldüğüne ilişkin iddialarını yalanlamaya yönelik beyanlarının inandırıcı olmadığı ve Türkiye'nin yetkililerinin bu uçağın düşmesi sırasında takip ettikleri tavrın uluslararası hukuka uygun olduğunu ve gereken ikazları yaptıkları tarzında Amerika'sından NATO'suna kadar herkes ifade etti. Ve Putin bu konuda yalnız kaldı gerçekten. Biraz da bugünlerde Putin'in Türkiye'ye karşı biraz şahinleşen bir üslupla konuşmasında bu olayın baskısı altında olduğunu da düşünmek lazım. Ve yani biraz kendi baskıyı biraz azaltmak mı istiyor Putin? İç kamuoyunda çok ciddi bir baskı altında. Yani bugün bir yazar Putin Türkiye'den domates almayacağız, efendim uçak parasını isteyeceğiz falan diye sözler söylediği zaman insanlar başını sallayıp gülümseyerek karşılıyorlar diyor. Ve biraz da iç politikada hamaset yaparak kendi popülaritesini korumak gibi bir arayış içinde. İşte bir konuşma yapmış, domateslerini almayacağız, uçağımızın parasını geri isteyeceğiz. Bunu hangi amaçla, hangi zeminde söyledi diye baktım. Hani bizde var ya TRT kanununda iktidarların 15-20 dakika bir ay sonunda konuşma yapma hakları vardır. Aynı öyle ulusa sesleniş gibi bir konuşma programda yapmış. Tam hamaset yapabileceği, popülerite üretebileceği bir yer. Yani halkına güya bir heyecan vererek biz farklıyız, istediğimizi yaptıracağız tarzında psikolojik bir savunma hattı içinde ama kendi toplumunu da hakikaten ciddiye almayacağı konumda. Peki bu çok sakıncalı bir durum aslında. Yani şöyle bir baktığınızda kalkıp daha da ileriye gidip evet. Benim popülerliğime bu olay bayağı bir sekte vuruyor evet. deyip bir iki uçağını bizim üzerimize göndermeye kalkmasın. İlk zamanlar gerçekten uçağının düşürülmesinde birazcık
tartışılabilir nokta olsa, öyle bir cinneti göze alabilecek bir heyecan, tehevür ben Putin'de hissettim. Ama onu bütün uluslararası alanda yapılan değerlendirmeler, uçağın Türk hava sahasına girdiği için ikaza rağmen düşürüldüğünü teyit edince, evet, Amerika'sından Obama'sına, Kerry Dışişleri Bakanı'na, Avrupa Birliği'nden, Fransa'dan, hepsi bütün yetkililer, en üst yetkililer, uçağın düşürülmesinden başka herhangi bir uygulama olamazdı. Türk yetkililerin yaptığı doğrudur tarzında bir sahiplenme oldu. Ve bu sahiplenme arkası Rusya'nın böyle tehditlerine karşı Batı ve Avrupa Birliği bağlamında Suriye'ye yönelik askeri tahkimatını biraz daha arttırmak ihtiyacını duydu. Akdeniz'de gemiler gönderildi, savaş gemileri gönderildi. Almanya katıldı, Fransa katıldı. Son 24 saat içinde İngiltere katıldı. Ve orada NATO geliyor öte yandan. Evet. Türkiye sınırını korumak için özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Füze takviyesi yapacak. Türkiye sınırını korumak için uçak gemisi. Evet. Ve yanı sıra erken uyarı sistemleri de gönderiyor. Yani Türkiye sınırını korumak için biz korumaya muhtaç olduğumuz için değil. Bu yapılması gereken şey NATO anlaşmasının gereğidir. Herhangi bir ülke, NATO ülkesi bir düşman güç tarafından tehdit altındaysa NATO'nun oradaki sınırları güvence altına almak görevidir. O yönüyle bu yapılan şeyin yadırganacak bir tarafı yok ve alınmış olması bakımından da uygun bir tedbir. Şimdi böyle atak Suriye'de atak bir görüntü vererek hem maruz kaldığı ambargoyu bertaraf etmek hem de iç sıkıntılardan kurtulmak gibi beklenti Putin'de o beklentinin gelişmesi olmadı. O beklentiye uygun gelişmeler olmadı. Şimdi bakın ben bilmiyorum şahsen Kırım'ın elektriği kesilmiş. Evet. Ondan sonra Ukrayna Avrupa Birliği ile ciddi bir sözleşme imzalamış. Ve Rusya'nın maruz kaldığı ambargonun hafifleyeceği şartlar daha da hafifleyeceğine ağırlaşarak devam ediyor. Kamuoyu iç baskısındaki tazyikler onu bir çıkış yapma gibi bir şeyle yapıyor. Hatta çok böyle keskin telefonlara çıkmayan, toplantıya görüşmeye kabul etmeyen Rusya son 24 saat önce Dışişleri Bakanı Lavrov, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun telefonunu çıkmazken görüşebiliriz diye sinyal verdi. Ve görüştüler 40 dakika. Ha bu onların çok zor durumda olduklarının da bir göstergesi. Tabii bu sürede özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir Katar çıkartması var. Evet. Ha BOTAŞ'la, alternatif üretmek noktasında. BOTAŞ'la Katar Petrol arasında LNG sıvılaştırılmış doğalgaz üzerinde bir anlaşma sağlandı. Evet. Öte yandan Başbakan Ahmet Davutoğlu Azerbaycan'a gitti. Aynen. Azerbaycan'la ilgili doğalgaz projelerine tabiri caizse hız verildi, gaz verildi. Türkiye ile ticaret konusunda gerek aldıkları konusunda onları almamak, gerekse sattıkları konusunda da satmamak gibi bir temayül içine girebilecekken bunu girmediler, giremeyecekler şu anda. Biraz gitmiş şeyleri rahatsız etmeye başladılar ama bakınız Antalya'dan kalkmış domates yüklü gemi Karadeniz'in ta ortasına geldiğinde hükümet hemen temas kurdu. Oraya gitse bir domates bir gün içinde çürüyecek. Ve gümrükten sıkıntıyla aldıkları için de bir şey de yaramayacak. Onlar da güya Türkiye cezalandırmış olacaklar. Türkiye orada acele bir araştırmayla o domatesi Romanya'ya satacak şekilde yönlendirdi. Böyle 160 koli denen o şey var ya ihracatta kullanılan konteynerlik şey. Buna benzer çözümler üretiliyor. Bu çok sembolik bir şey. Siz girdiğiniz için oradan aklıma geldi. Şimdi alternatif doğalgaz alımı konusunda Katar devreye girdi. Orayla ciddi bir anlaşma yapıldı. Azerbaycan
Gerçi hakikaten Türkiye'ye çok müttefik gibi davranan Aliyev'in deyimiyle iki halk, bir millet, iki devlet, bir millet gibi söz söylermiş. Onun gereğini biz her zaman görmedik ama herhalde inşallah o geçtiğimiz dönemler geçti. Gerçekten iki devlet, bir millet gibi görüntü oluyor ve olacağı benziyor. Rus, eski Sovyet Cumhuriyetlerinden ayrılan Kazakistan'dır, Azerbaycan'dır, ne bileyim Kırgızistan'dır gibi şeyler 5-10 yıl öncesine kadar belki hala da bir nispetle Rusya'nın bayağı manevi baskısı altındalardı. Çok hareket edemiyorlardı. Mesela bu dönemde Azerbaycan'ın Türkiye'ye çok yakın ve bu sıkıntılı durumunda kapılarını açacak kadar sıcak durması önemli bir gelişme. Ve orada da yapılacak bazı enerji yatırımlarının hayata geçirilmesi konusunun süratlendirilmesi, bu yatırımların devam etmesi gibi şeyler Rusya'yı da ayrıca uluslararası alanda ve kendi iç dinamikleri içinde de sıkıntıya sokacak şeylerdir. Bu noktada şu anda hakikaten Rusya yanlış bir yola girdiğinde biraz kendisi de farkında. Bu Türkiye arasında, Rusya arasındaki ticari ve siyasi ilişkiler aslında düzelebilir, düzelmesi gereken şeyler. Ve geçmişten bugüne de çok iyi geldi. Fakat bu Suriye ayağındaki aksamalar ve Rusya'nın oradaki beklentilerinin karşılık bulmayışı Rusya'yı giderek hırçın yapıyor. Ve burada da işte uçağının bizim tarafımızdan düşürülmesi sebebiyle de o hırçının bir ölçüde Türkiye muhatap oluyor. Ben şu anda çok ciddi bir şey görmüyorum ama uluslararası ilişkilerdir. Her an nerede ne olacağını kestiremeyiz. O bakımdan da temkinli olmakta da fayda var. Ha Rusya'yı dize getirdik, şu ettik, bu ettik gibi hamasetlerin içinde de olmamak lazım. Suriye'deki, Suriye merkezli Orta Doğu probleminin önümüzdeki aylarda ve yıllarda nasıl yönleneceği, şekilleneceği çok önemli. Burada hakikaten önce oradaki masum insanların can güvenliklerinin sağlanması, asgari hayat şartlarına kavuşmaları, insaniyeten bizim temennimiz olmalı ve insanlığın da ortak problemi olarak duruyor. Yani orada insanlar denizlerden göç edelim, kaçalım derken denizlerde boğuluyorlar. En medeni ihtiyaçlarından mahrum durumdalar. Yani bir ülkenin yarısı göç haline gelmiş, göçer hale gelmişse orada gerçekten bir insanlık dramının varlığını kabul etmek lazım. Bunların bir an önce sonlanması için Suriye'de oluşacak statünün, siyasi statünün de öncelikle hemen şekillenmesi gerekiyor. Bu yönüyle ama yaşanan olaylar henüz hakikaten biraz insana ümit vermiyor. Biraz da uluslararası ilişkilerin mahiyetinden kaynaklanan, olayın mahiyetinden kaynaklanan olayı tavsatmak, zaman içinde çözmek gibi bir yöntem izleniyor ki bunun zararını Suriye halkı ve Irak halkı görüyor. Ve Türkiye'ye gelmiş 2-2,5 milyon insan yani gidip doğduğu, büyüdüğü yerlerde yaşamak ister. O yönüyle ne zaman nereye geleceğini bilemiyoruz ama günübirlik böyle sıcak temas sonucu ilişkilerde ciddi gündem konusu olmaya devam ediyor. Bu yönüyle Rusya ile Türkiye ilişkileri de ayrı bir özellik kazandı. Bakınız herkes farklı şeyler söylüyor gibi ama aynı şeyler söylüyor gibi ama Rusya'da Putin'in ağzına bakarak ve hükümet otoritesi elbette kendi belirlediği söylemleri iş yapmak zorunda. Dün Duma'nın başkanı yani oranın meclis başkanı dedi ki aramızda böyle olaylar... Parlamentonun alt kanadı Duma. Böyle olaylar Türkiye ile yaşanmış olabilir ama biz her şeye rağmen Türkiye ile ilişkilerimizi iyi düzeyde tutmaktan yanayız dedi. Bu Putin'in söyleminin tam tersi bir şey. Yani buradan şey yaptım ki Putin'in bir yerde ayağı sürtse şimdi potansiyel bir lider adayı böyle bir fırsattan doğar. Böyle bir dönemde farklı bir söylem.
Yani her Putin ve etrafı Türkiye'yi cezalandırmak gibi bir arayış ve üslupla konuşurken Türkiye ile ilişkilerimiz iyidir ve iyi olmaya da devam edecektir diyen bir meclis başkanı Rus politikasında bir yerde durmalı. Bu çok önemli bir şey. Bunu not etmek lazım. Bu yönüyle yani bizden bazı yazarları da Putin'le ilişkilerimiz konusunda bu arkadaş Rus istihbaratında yetişmiş birisidir. Çok dikkatli olmak lazım diye yazı yazmışlar. Evet. Arkadaş diyerek sahiplenme üslubuyla böyle bir ikaz yapması bir Türk gazetecinin gerçekten cazip bir dikkat. Belki lafın gelişi söylemiş olabilir ama istihbarattan da gelmiş olsa bir politikacının tıkanabileceği, ayağını sürçebileceği, tökezleyebileceği durumlar ve şartlar olabilir. Ve şu anda Putin belki de aleyhine olan bir durum. Haliyle. Yani kalkıp KGB'den geliyor olması, yani Rus gizli servisinden, istihbaratından geliyor olması. Ama bugünkü bulunduğu konumu da ona borçlu. Yani düşünebiliyor musun? Dünyada ha kaç lider yaptı? Normal seçim süresi dolduğu zaman başbakanını devlet başkanı yaptı. Başbakan oldu. Ha, başbakan oldu. 4 yıl bekledi. Süre ikinci defa aday olmaya gelince tekrar aday oldu. Ve evet. Bu onun istihbarattan gelmiş olmasının ona sağladığı avantajdır. Başka öyle sıradan mahalli bir politikacının böyle gelip de ben bunu yapacağım demesi mümkün değildir. Evet. Yani o noktada biraz çılgın Putin. Yani bunu herkes kabul ediyor. Çılgın ve birikimi kişiliği itibariyle de bunu yapmaya müsait ve politikacı olarak bunu yapmasın da yadırgayacağımız bir durum yok. Rusya şartlarında bir de, bu kabul edilebilir bir şey. İşin ilginç bir tarafı evet. var. Yani çok enteresan. Evet. Batılı devletler gibi davranmıyor Rusya. Yani bize çok benziyor. Tepkilerinde, çıkışlarında. Hani yok bize haksızlık etmeyelim. Bu çıkışta Türkiye çok vakur davrandı. Ve gerçekten uluslararası hukuku hukuka basarak davrandı. O yönde haliyle çünkü şu anda Orta Doğu'da Türkiye'nin konumu hiçbir devletin göz ardı edemeyeceği bir konum. Bakınız İngiltere'yi bile Adana Hava Üssü'nü kullanmak imkanı verdik. Almanya keza kullanıyor. Ve bunlar bölgede Türkiye'nin biraz da müzahereti altında, altyapı yatırımları, lojistik destekleri altında bulunuyorlar. O yönüyle Türkiye'nin bu bölgede bu haliyle bulunması ona ayrı bir avantaj sağlıyor. Yani bu güvenlik bakımından sağlanan avantajın dileriz bir an önce sona erip ekonomik ve siyasi ilişkilere dönüşmesi lazım. Mesela bakın hakikaten Avrupa Birliği ile yapılan toplantılarda önemli mesafeler alındı ve alınabileceğine ilişkin bir ortam doğdu. Bu 11 yıldan beri yapılmamış bir toplantıyı yaptıran bir konjonktür var. Bunu da gözden uzak tutmamak lazım. Bu da tabii Türkiye'nin bu bölgedeki önemli aktör olma özelliğinden kaynaklanan gelişmelerdir ki bunu da Türkiye şu anda vakur bir şekilde kullanmaya geldi. Yani ya bütün silahla yaşanan bir sürecin Allah korusun her an riskleri vardır. Evet. Fethi Bey. Bu risklerin bir an önce biterek normal siyasi diplomatik sürece girilmesi lazım. Bizim beklentimizin ve temennimizin bu olması gerekiyor. Şimdi çok ilginç bir şey. Evet. Belki ortaya böyle pek de iç açıcı bir resim koyamadık. Ama işin şöyle de ilginç bir tarafı var. Hı. Şayet Rusya ile aramızda yaşanan bu gerginlik, malum Türkiye 8 Haziran'da 1 Kasım arası siyasi istikrar noktasında akamete uğradı. O süreçte yaşanmış olsaydı galiba çok daha farklı sonuçlar doğurabilirdi. Sıkıntılı olabilirdi. Daha sıkıntılı, problemli
noktalar evet. olabilirdi diye düşünmeden de demiyorum. Yani evet, bak bu dediğinize teyit eden bir şey söyleyeyim. 7 Haziran seçimlerinden sonra biraz belirsizlik gibi bir sonuç çıkınca Batı'da Financial Times, Guardian gibi gazeteler seçim sonrası ne dediler? Sultanın yürüyüşü, yükselişi durduruldu dediler, değil mi? Evet. Yani bu Sayın Erdoğan'ın böyle güzel bir otoriter lider olarak yükselişinin frenlendiğini, iktidarının frenlendiği noktasında değerlendirdi. Hatta İsrail basını evet. ikinci bin yılın Selahattin'i evet. son evet. metroda durduruldu. Durdur. Başlığını atmıştı. Batı gazeteleri onu. Şimdi Guardian dünkü yazısında Putin'in şov yaparak kendisini kurtarmaya çalıştığını söylüyor. İç politikada. Yani hamaset yaparak kendisini kurtarmaya çalıştığını söylüyor. Yani tabii içinde bulunduğunuz şartların sizin ne gibi bir durumla karşılaşacağınızı tayin edici özelliği var. Putin'in çok güçlü olduğu dönemlerde bir dediği ilk olmamıştır. Dış ilişkilerde çok belirleyici olduğu dönemler olmuştur. Ama bugün gaz yemiyor. Ama Türkiye Allah'a şükür konumundan ve haklılığından aldığı bir güçle bu sıcak çatışmalı diyebileceğimiz bölgede sükunetini olabildiğince bildiği kadar da koruyarak geçiştirmeye evet. çalışıyor. Rusya'yı zor günler bekliyor işin açıkçası. Yani şimdi şu anda iç açıcı bir durumu yok gerçekten. Kafkaslar da karışmaya başladı. Evet, evet. Özellikle Ukrayna krizi farklı evet. bir boyut kazanmış. Yani münferit durumda. Bir olay ama gelirken Twitter'da gördüm. Moskova'da bir polis aracını sabotaj yapılmış. İki polis ölmüş, biri yaralı. Kim yaptı belli değil. Yani o da enteresan bir hadise. Yani bu Rusya'nın da gerekirse stabilitesini, güvenliğini tehdit edecek terör olaylarının olabileceğine ilişkin çok önemli bir gösterge. O bakımdan kimse yerinden, güveninden ve geleceğinden emin olacak durumda değil. Onun için Bediüzzaman'ın ifadesiyle aslah tarik müsalahadır, en doğru yol barıştır. İnşallah bu bölge barışa gelir, insanlar huzura ve güvenliğe kavuşur. Peki, son olarak bu meseleyi kapatmadan önce şunu da soralım. Şimdi gündem 24 Kasım'dan itibaren özellikle Türk-Rus ilişkileri olduğu için ülkemizde. Evet. Yani sıradan bir vatandaş bir de Rusya'yla ilişkilerimizde az çok fikir sahibi evet, olacak evet. bir noktaya geldi. Evet. Çünkü sürekli uzmanlar bu konuyla ilgili yayınlar çok konuşuluyor. Tabii. Çok konuşuluyor, evet. çok yazılıp çok çiziliyor. Evet, evet. Şunu diyenler de oldu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Afganistan harekatı sonrası parçalanması, yıkılması, Suriye harekatı sonrası Rusya Federasyonu'nun da sonunu hazırlayacak süreci başlattı tarzında evet. Yorumlar da yapılıyor. Bu yorumlara evet, evet. ne söyleyeceksiniz? Mümkündür. Gerçekten Rusya 1979'da Afganistan'a Brejnev döneminde bir çıkış yapmıştı. Çıkartma yapmıştı, işgale girişmişti. İşgal yaptığını yapmışından pişman oldu ve geri çekilmek zorunda kaldı. O bakımdan bu tür hareketlerin olumsuz sonuçlarının her iktidar için, her ülke için elbette bedelleri olur. Ben olursa Suriye hakkında da böyle bir olumsuzluk ve başarısızlık olursa Rusya için, Putin için bir bedeli olacağını da düşünüyorum şahsen. Yani şimdi geldi, paldır küldür Ukrayna'yı içine karıştırdı. Geldi, Kırım'ı aldı ve demin adını ettiğim eski Sovyet Cumhuriyeti, Türk kökenli devletler var. Kırgızistan, efendim, Azerbaycan, Kazakistan falan gibi. Bunlar bir ölçüde hala Rusya'nın manevi ipoteği altında. Tam çıkabilmiş değiller. Onu kabul etmek lazım. Böyle bir olumsuz gelişme olursa bunlar daha da özgürleşebilecekleri bir imkana kavuşurlar. Dileriz öyle bir şey de olur. Yani niye olmasın? Dünyada olmayacak evet. yok. Evet. Yani böyle bir şeyin olması bizi mutlu eder. Evet. evet. Yani bizim aleyhimize değil, lehimize tarih boyunca Türkiye, Osmanlı döneminden beri Rusya için çarlık bunu sırasından bugüne hep tehdit olarak görmüş.
Türkiye'yi yöneten idarecilerin en büyük korkusu Rus tehdidi olmuş. Yani İnönü'nün falan, yani hakikaten Rusya'nın tehdidinden güvenliği sağlamak konusunda çok titiz olduğu hep söylenir. Ve onlarla böyle olumsuz bir çatışma haline gelmekten olabildiğince kaçınmaya çalıştığı hep ifade edilir. Ve Türkiye'nin 1949'da NATO'ya girme isteği Rus tehdidinin zoruyla olmuştur. 1949'da almadılar ama 1952'de almak zorunda kaldılar. Ve hakikaten orada Türkiye'nin güvenliği de bir ölçüde sağlanmış oldu. Ve Batı da o noktada kendi güvenliğinin Türkiye'nin de dahil olduğu sınırlardan başlaması konusunda bir imkan elde etmiş oldu. Karşılıklı kazan kazanla bugünlere gelindi. Bakalım i̇nşallah ne olacak? İnşallah diyelim ki daha kötü gelişmeler yaşanmadan bu süreç geçiştirilsin. İnşallah. Evet. Tabii biz bu noktada böyle son dakika gelişmeleri olursa, farklı gelişmeler olursa bunu burada TV 111 ekranlarında İnşallah. Haftanın yorumu programında değerlendirmeye devam edeceğiz. Evet. Türkiye'ye geçelim. Evet. Bu süreç içerisinde son bir haftada Tahir Elçi öldürüldü. Evet. Diyarbakır Baro Başkanı. Evet. Türkiye Diyarbakır Baro Başkanı'nı katılmış olduğu bir televizyon programında PKK bir terör örgütü değildir açıklamasıyla tanımış oldu. Evet. Sonrasında üzerine çok yazıldı, çok çizildi, gözaltına alındı, serbest bırakıldı ve ardından özellikle PKK'nın şehir yapılanması, KCK ve YDGH'nin hendek siyasetine, hendek operasyonlarına, saldırılarına karşı çıkan bir isimdi. Evet. Hendeklere karşı çıkmasıyla bilinen bir isimdi Tahir Elçi ve Diyarbakır'da öldürüldü. Evet. İki polisimizin de şehit edilmesinin ardından Tahir Elçi vuruldu, öldürüldü. Evet. Ardından tabii HDP ve PKK kanadı bizi şaşırtmadı. Evet. Tıpkı DAEŞ'in Ankara saldırısını yapmasına rağmen bu işin faili hükümettir, devlettir, saraydır demeleri gibi. Yine HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş failin devlet olduğunu iddia etti, öne sürdü. Tahir Elçi'nin öldürülmesi olayını nasıl değerlendiriyorsunuz? PKK ne yapmaya çalışıyor? Güneydoğu'da neler oluyor? Yani bir bakıyorsunuz Cizre'de sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Cizre'de asayiş sağlanıyor. Evet. Bir bakıyorsunuz Silopi patlak veriyor. Evet. Silopi'de asayiş sağlanıyor. Bir bakıyorsunuz Derik'te patlak veriyor. Yani galiba içten içe bizim Güneydoğu'da karışmaya başladı gibi sanki. Bu olay da bizim problemimiz. Gerçekten üstesinden gelmek zorunda olduğumuz bir problem. Türkiye'nin kendi iç dinamikleriyle bu sorunun üstesinden gelmek gibi bir ihtiyacı var, hedefi var ve gündemi var. Ama bunu sabote etmek için de çalışan odaklar var. Bu yönüyle Tahir Elçi cinayeti gerçekten üzerinde çok boyutlu düşünülmesi gereken bir şey. Yani ben açık söyleyeyim, bir olay olduğu zaman ister istemez Rusya ile olan problemden kaynaklanabilir mi diye aklıma gelmedi değil. Bir yönüyle. Yani bağlantılı da olabilir. Olabilir. Yani başbakan bir açıklama yaptı ki kim işlerse işlesin bu olay o karanlıkta kalmayacak, açıklanacaktır sözünün arkasında. Bu için içinde derin devlet gücüleri, odakları varsa onları da çıkaracağız tarzında bir taahhütte bulundu. Yani her türlü ihtimale açık bir cinayet olarak o şey yaptı. Fakat yani Tahir Elçi'nin vefatından birkaç gün önce Aydınlık Gazetesi'nde yaptığı bir röportaj var. Orada enteresan şeyler söylemiş ve PKK'yı eleştirmiş. PKK'nın bir rant kuruluşu olduğunu söylemiş. Barış sağlansa bile bunlar silah bırakmaz demiş. Çünkü silahtan ve kaçakçılıktan besleniyorlar demiş. Bunlar PKK'nın yönetim kadrosunun yutamayacağı şeyler, görmezden gelemeyeceği şeyler. Dikkat ederseniz HDP'li milletvekilleri bir günden bir güne PKK'yı eleştirmek noktasında
yüksek sesli bir şey yapamıyorlar. Eleştiri yapamıyorlar. Evet. Ve eleştirenlerin ben tehdit edildiğini tahmin ediyorum ve çevreden de duyuluyor. Ki bu ayan beyan yapılan bir şey. Evet. Şuradan bile anlayabiliriz bunu. Hı. Cemil Bayık gerek 7 Haziran seçimi sonrası gerek 1 Kasım seçimi sonrası HDP'nin başarısının PKK'yla elde edildiğini, HDP'nin başarısının PKK'ya borçlu olduğunu müteahhit defalar ifade etti. Bu tür PKK'nın hazretmeyeceği şeyleri söyleyen siyasetçilerin veya Kürt kamuoyu önderlerinin, sivil toplum önderlerinin tehdit edildiği konusunda çok ciddi endişeler var. Ve bunların da çok temelsiz olmadığı akla geliyor. Fakat şurada şunu teslim etmek lazım. Olayları birebir günlük olayları hayatı içinde yaşayan doğudaki Kürt kardeşlerimiz hakikaten birer fert olarak bir mahallenin, bir ilçenin insanları olarak kendilerini temsil ettiğini söyledikleri politikacılardan çok daha cesur bir şekilde yerine göre teröre tepki koyabiliyorlar. Koyarak da geldiler. Ama şu anda hakikaten o terörün dediğiniz yerlerde yoğun yaşanması sebebiyle insanlar bir artık günlük hayat yaşayamayacaklarını gördükleri için on binlerce aile dediğiniz yer Direk'te, Cizre'de, Nusaybin'de o yaşanacak hali kalmamış hakikaten görüyorsunuz televizyonlarda insanların evleri başlarına yıkılmış roket atarlarla. Kalişnikov kurşunlarıyla duvarlar delik deşik olmuş. Orada insanlar nasıl kendilerini güvende hissedecekler ve o bölgeleri terk ediyorlar. Ve ona rağmen bakınız PKK ayağına gelmiş bir barış fırsatını kendisi tepti. Hiç olmayacak bir zamanda. Yani en güçlü bir şekilde parlamento grubuna 80 kişiyle girmiş bir hareket çözümü oradan güçlendirerek sonuçlandırmaya arayışına gireceği yerde sanki bir konu mankeni gibi bir tarafa bırakıldı ve PKK bölgede terör başlattı. 7 Haziran seçimlerinden 1,5 ay sonra. Ve hiç de ihtiyacı terör hareketinin ve Kürt hareketinin hiç de ihtiyacı olmadığı bir dönemde böyle bir terör başlatıldı. Ki siyaseten de yükselmeye başladıkları bir dönem. Aynen. Yani ben, şimdi şunu hemen göz önüne getirelim. 7 Haziran'da HDP'nin almış olduğu %13'lük bir oy oranı var. Evet. Şayet PKK aynı süreçte siyaseten başarının gelmesinden sonra siyaseten başarıya paralel olarak silahını bırakmış olsaydı. Evet. Yani bu mesele tarihin tozlu sayfalarındaki yerini almış olsaydı galiba bugün biz HDP'nin %20'lerde belki 20'leri de geçtiği bir süreci yaşıyor olacaktık. Toplum bakınız Türkiye'lileşmek istiyoruz, bir Türkiye partisi olmak istiyoruz dediği zaman bu partiye gerçekten Edirne'sinden Van'ına varınca kadar her yerde sahip çıktı. Alabileceği en azami oyu kendilerini beklemediği şekilde aldı. Yeter ki hakikaten Türkiye Partisi olsun, Türkiye'nin içinde kendisine geleceğine seçim gelecek arasın. Bunu sağlayacak imkan ve destek fazlasıyla kendisine verildi ama bunu sahiplenmedi ve sahip çıkacak iradeyi de gösteremedi. Dediğim gibi biraz önce terör örgütünün tehditleri ve yönlendirmeleri sebebiyle şöyle hareket edebilirsiniz, böyle hareket edemezsiniz tarzında. Ve oradan geldiğimiz yer kanton ilan etmek, bağımsız bölgeler ilan ederek hendeklerle kazılmış, yaşanmaz hale getirilmiş bölgelerle Türkiye'nin karşısına yeni bir tabloyla çıkmak. Şimdi biz bunu aylar önce yine burada konuşmuştuk. Konuştuk evet. Artan terör olaylarını neye bağlıyoruz başlığı altında. Evet. Ve şu sonuç ortaya çıkmıştı. Yani PKK'nın son dönemdeki eylemlerini arttırmasının Suriye olayından ayrılmış gibi düşünülmemesi gerekiyor. Evet. Şimdi çok işin ilginç tarafı bugün Yeni Şafak gazetesinin de manşetindeydi. Hmm. Özellikle Rusya'nın PYD'ye 5 ton
mühimmat ve silah yardımında evet. bulunmuş olması. Belki PKK'yı da biraz öteden beri onların hayaliydi devletleşmek. Bir Kürt devletinin kurulmuş olması hayali onların öteden beri var ya olan. Bu hayal olabilir de gerçek olma şansı nedir onu da iyi düşünmek lazım. Belki çok yakın olduklarını hissettiler. Bu tarz çıkışlar, arayışlar geçmiş 100 yıl içinde, 150 yıl içinde çok oldu Fethi Bey. Ama tam elde ettik dedikleri zaman onlara da başkasının ihtiyacı kalmadı ve hep yüzüstü bırakıldılar. Bunda da olacağı odur. PKK, PYD güçlerini siz Kuzey Suriye'de bizim güneyimizdeki bu hatta yani onların kara gözleri, kara kaşları için mi muhafaza edildiğini zannediyorsunuz? Kara askeri getirmemek için karar vermiş Batı ülkeleri kara askeri ihtiyacını bunlardan karşılayacaklar. Yarın o koridoru açtıkları ve güvenceyi aldıkları zaman bunlara ihtiyaç falan kalmayacak. Hayalcilik yapmayalım öyle. Yani açılmış bir petrol şeridini kimse bir başkasına emanet etmez. Bu kadar hakkında kavganın, dövüşün yapıldığı, çatışmanın yaşandığı bir bölge öyle bir PYD'yi falan bırakılacak kadar basit bir iş değil. Kimse de bırakmaz zaten. Ama bugün kullanılmaya ihtiyaç var, onu yapıyorlar. O bakımdan Tahir Elçi olayına dönersek gene bölgedeki yaşanan olaylardan hariç düşünmek mümkün değil. Ve Tahir Elçi belki de anti-PKK ve Türkiye içinde çözüm bulma sözcülüğünün bedelini hayatıyla ödedi diyelim. Yani zamanı olduğu hani PKK silahlı bir terör örgütü değildir falan diyerek söylemiş ise de hakikaten bugün geri dönüp baktığımız zaman hangi psikolojiyle söylediğini biraz da tahmin etmek lazım. Gerçi öncesinin sonrasını da çok fazla bilmiyoruz. Bizim basın malum cımbızla çeker. Bak ama eleştirisi var ki PKK hareketinin Türkiye'lileşmesi lazım ve milliyetçiliği, Kürtçülüğü bırakması lazım demiş açıkça. Ve ezilenlerden yana yer alması lazım. Bunun için de Marksizmi bırakmaması lazım demiş. Ama rantiyeden geçinmeye yönelik bir tarz, taktik PKK'nın şu anda vazgeçemeyeceği bir taktiktir. Ve bunun önüne çıkan herkesi de etkisiz hale getireceği anlaşılıyor. Ve Tahir Reci de bu noktada son etkisiz hale getirilenlerden birisidir. Ben Selahattin Demirtaş başta olmak üzere HDP milletvekillerinin hiçbirinin bu konuda ağzını açtığını görmüyorum. Hiç. Yani Türkiye'lileşeceğiz lafı falan kalktı. Evet kalktı. Evet. Rafa kalktı. Ve kantonlardan ve hem de kazılan bölgelerden bir kendilerine gelecek arayan bir şeye dönüştüler. O bakımdan çok gerçekten bugüne kadar verilmiş emekler, kazanılmış mesafeler zayi oluyor. Türkiye'ye yazık oluyor. Oradaki insanlara yazık oluyor. Ve Türkiye'nin geleceğine ve bu işe soyunanlara yazık oluyor. Bu ancak dünyada nasıl barış gerekliyse daha ondan çok ve şiddetle Türkiye'de evet. bir bütünlük ve barış içinde o barış sürecini hayata geçirmeye ihtiyacı var. Evet, biz bu meseleyi şimdilik burada noktalıyoruz evet, evet, ama evet. Önümüzdeki haftalarda daha geniş bir İnşallah. Güneydoğu Anadolu dosyası açıp İnşallah. Bu meseleleri derinlemesine analiz etmeye, konuşmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle kıymetli izleyiciler bir haftanın yorumu programının da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.